Changes. Bu şarkının benim için önemi çok büyük. 98 yılında, bundan 15 yıl önce, 14 yaşındayken bu klibi izleyebilmek için her pazar akşam 12'de MCM'de yayınlanan Total Rap programını beklerdim. Ve gece ben bunu yapacağım bilindiği için pazar sabahından evde stres oluşmaya başlardı. Çünkü küçük bir çocuk olarak yatmam gereken saat bana daha söylendiği zamanlardaydı. Ben buna karşı geliyordum. Anarşizmin temellerini o zaman attık. Ne diyeceğim? O zamandan benim bu aşamaya geleceğini kesinlikle tahmin bile edemezdim. Evet, çok hardcore bir rap damarım vardı. Kesinlikle sevdiğim şey buydu. Yapmak istediğim şey buydu. Olmaya çalıştığım şey rapçiydi. Ama buraya geleceğini tahmin edemezdi ki. Seneler boyunca uğraştık. Daha gelemediğimiz zamanlarda da gelebileceğimizi tahmin etmiyorduk. Ama şimdi geldik. Ne oldu? Söyleyeyim. Benim albüm çıktı. Indigo Mutsuz. Ne zaman çıkacaktı? 4 Mart 2013. Bugün 5 Mayıs 2013. Tam 2 aya geciktim. Ama bizde zaten gecikmeler olmazsa olmaz. Bir şeyler bizde ya aksamadan, çok yolunda gidiyorsa biz nazar değdiğini falan düşünüyoruz. Şimdi size albümü tanıtacağım. Bu albüm aslında çok daha uzun bir süre önce hazır oldu ama ben çocukken büyüdüğüm kalitede CD kutularına sahip olmak için tam 2 ay bekledim. Rafet abiyle Facebook'taki rap dükkanı CD kaset plak profilinin sahibi Rafet abiyle 2 aydır araştırıyoruz bu kutulardan elde etmek için. Şirket albümü çıkarmadan bunlara erişmek çok zor. O yüzden bekledim, istedim ki insanlara arkasına durabileceğim bir ürün satayım ve şimdi tamamen öyle oldu. Bak, bu albüm kesinlikle merdiven altı üretimi. Yani ne demek? Şirket olmadan, fabrikasyon olmadan, kendi el emeğimizle ürettiğimiz bir şey. Rafet abinin payı büyük. CD çekimi, arka kapak ve kutular ona ait. O da benim nazımı çok çekti. İstedim ki abi dedim insanlara gerçek albüm gibi bir şeyler sunmalıyız. Çünkü dedim karşılığında 15 lira isteyeceğim. Eğer kötü bir şey sunarsak ben utanırım. Ve hayatım boyunca insanlara hiç böyle umurumda olmayan ürünler satmaktan utanmış bir insan olarak kendi albümümde aynı şeyi yaşamak istemedim. Bak, albüm orijinal gibi. Kapak tasarımı var. Artı burada da şeffaf baskı var. CD beton gibi. CD üstü baskısı var. Ve İçinde kitapçık. Kitapçığı kendim yaptırdım. Bizzat matbaayla uğraştım. Bak. Kapak bu. İçinde 6 yaprak. 12 sayfa. Parçalarla ilgili anekdotlar. Ne hissettiğim. Teşekkür kısmı. Teknik bilgiler. Diğer albümlerimi nereden alabileceğinize dair bilgiler. İçine her şeyi yazdım. Sanırım unuttuğum tek şey Ferhat Kılıç'ın, yani Funky Prodüksiyon'un logosunu koymak. Moruk, sana söylediğim gibi gerçekten hengamede kayboldu o logo. Ben gönderdim mantayı ama benim hatam sonucu biz onu koyamadık. Gerçekten özür diliyorum, aklına başka bir şey gelmesin. Ben bir şey demedim ki, bozulmadım desen de ben bir şey dememenden bozulduğunu anladım. Kusura bakma Moruk. O yüzden bilin ki endüstriyi, biz endüstri parçasını ve klibini Ferhat Kılıç'la yaptık. Tamamen Funky Prodüksiyon ürünüdür ama ben logoyu koymayı unuttum. Albümü alanlar bunu bilsin. Şimdi bu albümde elbet bir şeyler aksamak zorundaydı. Ne oldu? Hemen söyleyeyim. Sanırım ilk 200 kutumuzda satış fiyatı eski parayla 6.750.000 TL bir ibare var. Sizden ricam bunu kesinlikle kendiniz çıkarmanız. Çünkü bu benimle ilgili bir şey değil. Bulduğumuz kutularla ilgili ve eğer diyecekseniz bana sen niye çıkartmıyorsun? Fıtratım gereği ben üşenmeye meyilliyim. Ben 19 tane parça yaptım. Sabahın 5'inde kalkıp fotolar çektim. Siz de bir zahmet bunu yırtın, tamam mı? Elimde bir sürü var. Bu albüm 15 TL artı. Sadece insanlar istedi diye posterlerimiz var ama dev değil, tamam mı? Posterleri gösteriyorum. Bunlar da tanesi 5 TL. Yine CD ile beraber satıyoruz. İsterseniz CD'den bağımsız olarak da satıyoruz. Bilmeniz gereken posterlerin isimleri. Çok da komplike değil, hemen göstereyim. Bu posterin adı Kapak. Neden? Çünkü bu albümün kapağı aynı zamanda. Bu. Benim en sevdiklerimden bir tane. Bu adı Köprü Altı. Neden? Çünkü burada bir köprü var, ben de altındayım. Ki bu fotoda böyle Big L gibi çıkmışım. Ki kendisini de çok severim. Huzur içinde yatsın. Bu fotoğrafın adı DJ. İki tane fan bulduk. Bu fotoğrafı çekebilmek için sabahın 5'inde kalktık. Yalan olmasın. Bu fotoğrafı çekebilmek için 5'inde kalkmadık. Biz 5'te kalktık, bu fotoyu çektik. Amaç bu değildi ama ortaya çıkan sonuçtan çok memnunuz. Bu kesinlikle mekanı bulduğumda iyi olduğundan emin olduğum bir foto. Bunun adı da Wu. Neden? Çünkü üstünde Wu tişörtüm var. Sweet'im. Görebilirsiniz, logosu orada. Wu'nun ne olduğunu bilmiyorsanız Google'a Wu-Tang Clan yazabilirsiniz. W ile yazılıyor. O size ne olduğunu gösterecektir. Artı bu. Görkem'in en favori fotolarından bir tanesi. Sağ ol Görkem Kara. Fotoğrafın adı Hare. Neden? Çünkü burada harelenme var ve bu harelenme çeşitli tekniklerde yapılabiliyor ama biz bunun doğalını yaptık. Yani biz bu fotoğrafı çekerken yağmur çiseliyordu ve objektife damlayan yağmur damlası bize bu harelenmeyi sağladı. Gerçek bir hare olduğu için sanırım Görkem biraz sanatsal buldu. Bizim de çok hoşumuza giden bir foto. Burada yazar yalnızlığını gösteriyor.
Kapağa döndüm. Şimdi baştan alıyorum sadece isimlerin karışmaması için. Kapak. Köprü altı. DJ. Wu. Ve Hare. 5 tane posterimiz var. Şimdi gelelim bunları nasıl alacağımıza. Benim albümü almak için yöntemlerden bir tanesi, ki bu tamamen benden alma yöntemi, tamamen benim uğraşacağım bir yöntem. Bir tane Ziraat Bankası'na gidiyorsunuz ki artık bütün Ziraat Bankalarında en az bir tane para yatırılan ATM var. Yapmanız gereken 12.40, 49.47, 16.48 5001 numaralı hesaba, Tevfik Koçak adına açılmış hesaba havale ücreti ödemeden sadece 15 TL yatırıp, ya da isterseniz poster de alacaksınız, posterin de ücretini adet başı 5 TL olmak üzere yatırdıktan sonra indigomutsuz@gmail.com adresine ad soyad, adres, TC kimlik no, telefon no ve eğer istiyorsanız posterin adını. Yapmanız gereken bu. Tekrar ediyorum. Ziraat Bankası'na kart kullanmadan, kartsız SMS para yatırma seçeneğinden 12.40, 49.47, 16.48, 5001 Tevfik Koçak adresine CD 15 TL artı istediğiniz poster varsa 5 TL poster parası olmak üzere yatırıp indigomutsuz@gmail.com adresine ad soyad, adres, TC kimlik no, telefon no ve istiyorsanız posterin adını yazmanız gerekiyor. Biz asistanım Efe Toker'le beraber parayı yatırdıktan sonra bize yolladığınız TC kimlik no'unuzu internet bankacılığına açtırdığımız bu hesaptan birebir eşleştirme yapıp ondan sonra birkaç gün içinde kargonuzu yolluyoruz. Ben Türk insanının bankamatik kullanma korkusunu bildiğim için size bunun tatbiki olarak nasıl yapıldığını da birazdan göstereceğim. Şimdi ben hazırlanayım, siz de o sırada parçayı dinleyin. Şu an yapmamız gereken tek şey ortalamadan zeki olduğuna inandığım bir indigo dinleyicisi bulmak. Çünkü bankamatikle başa çıkan birinin olması lazım. Ve eminim kolay olacak. Ahan da olacağım. Ne yapıyorsun? Sağ ol abi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım ya. Bilader, benim sana bir işim düştü ya. Abi. Benim albümüm çıktı, almak ister misin? Aynen, biliyorum abi, alırım. İyi, ama bunun için bankamatikten para yatırıp insanlara da bunun ne kadar kolay bir işlem olduğunu göstermen lazım. Tamam abi, hallederiz. Vallahi. Ya. Gel birader, gel. Benim hesap numaram var birader. Kesinlikle havale parası kesmiyor. Hı hı. Sen insanlara şimdi bunun ne kadar kolay yapılabileceğini bir göster. Olur, gösteririm abi. Aynen. Önce giriş tuşuna basıyorsun. Aynen. Zaten İngilizce olmadığı için direkt Türkçe'ye geçiyoruz. Aynen. Burada kartsız SMS para çekme var. Kartsız SMS para yatırma var. Aynen. Biz para yatırmayı seçiyoruz. Kredi kartına para yatırma, hesap para yatırma. Hesaba para yatırma diyoruz. Indigo'nun hesabına. Aynen, başka hesabı. TC kimlik numara ezberinde olmadığı için sildik var ya. Yani. Tamam. Korkulacak bir şey yok bunda ya. İsteyen herkes başarabilir, kesinlikle. TC kimlik numarasını girdik. Para yatırma işlemi için lütfen kullandığınız cep telefonu numarasını giriniz ve giriş tuşuna basın. Üstünde bir cep telefonu var değil mi? Evet. Tamam, numarasına girelim. Orada girdik, giriş tuşuna basın. Tamam. Ne diyor? Şimdi hesap parayı yatıracağın hesap numarasını mı istiyor? Evet, söyleyeyim birader. Evet, 12.40 49.47 16.48 16.48 5001 5001. Aynen. Giriş diyoruz. Ne çıktı? Evet, Tevfik Koçak çıktı. Aynen, doğru hesap birader. Devam diyoruz. Devam diyoruz. Var mı üstünde 15 lira? Evet abi. Tamam, yatır onu. Ekranda gösterildiği gibi para yatırma ücreti. Aynen, oraya yerleştir. Yok. Nereye yerleştir? Yatık olarak birader, oraya. Buraya. Aynen. Değişti sistem. Düzgün koy birader, sonra caz yapıyor. Yatırdıktan sonra tekrar giriş tuşuna bas. Bastık abi. Tamam. Aramızı aldık. Paramız da kullanıyor. Lütfen bekleyiniz. Bu şekilde olacak abi. Aynen bir şey. Ama işte insanlar ürküyorlar bankamatikte. Ne çıktı? Evet. Evet diyoruz. 15 TL mi? 15 TL. Aynen bir şey. Devam et. Evet diyoruz. Tamam. Cep telefonunuza gelen şifreye girin. Şimdi muhtemelen 3 saniye içinde sana bir mesaj gelecek.
3 saniye fazla evet, değil. Evet, şu anda geldim. Aynen, işte... Evet, Ziraat Bankası. Kaçmış senin geçici şifren? 233-120. Gir bir daha da, bir saniye daha. Pardon. Giriş dedik. Payınız yatırılıyor. Lütfen bekleyiniz. Tamam. Ondan sonra muhtemelen sana bir makbuz da verecektir. Evet, muhtemelen veririz. Evet abi, aynen. Şimdi onu bana ver. Normal bir insanın yapacağı şey, bunu yaptıktan sonra indigomutsuz@gmail.com adresine ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik, no ve adresini yazma. Ben Oğulcan'ı tanıdığım için, parayı da yatırdığını gördüğüm için şimdi ona CD'mi kendim vereceğim. Al bunu. Eyvallah. Dinledikten sonra bana bir yaz, tamam mı? Tamam abi, görüşürüz. Zor bir şey değil. Görüşürüz. Görüşürüz.